Meğer Can Ataklı sabıkalıymış arkadaşlar. Ne sabıkasıymış? Ya ben söylemiyorum. Kendisi söyledi. Sanığın daha önce kasıtlı suçtan adli sicil kaydının bulunması sebebiyle sanık hakkında falan falan kanun maddesi gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığını, sanığın adli sicil kaydındaki sabıkası ve kişiliğiyle bir öğretmenle ilgili bir şey konuşmuş. EBA TV işte o pandemi döneminde bir yayın yapmış. Bu türbanlı öğretmeni rol model olarak niye seçtiniz? Bu bir faciadır diyor. Öğretmen de türbanlı. Bak mesela bunu yapmaları bence yanlış. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var. Maalesef var. Bana göre yanlış ama var. Minnacık bir eleştiri yapmış kendi ifadesiyle. Hakaret yok. Kin ve nefret bunun neresinde kardeşim? Arkadaşlar kusura bakmayın. Sizin başınızı bir kez daha Can Ataklı ile artacağım. Çünkü orta yerde üzücü bir durum var. Üzüldüm. Kahroldum. O kadar üzüldüm ki gece sabaha kadar bir o yana bir bu yana, bir o yana bir bu yana. Bu Can Ataklı'ya nasıl böyle bir ceza verilir? 11 ay 7 gün bir ceza. Can Ataklı bunu hak edecek, ne yaptı da bu cezayı verdiler diye kendisini dinledikten sonra evet evet dedim. Eski dostum, güzel dostluğumuz olan, ben de bir ara çalıştı, internet haberinde yazarlık yaptı. Arkadaşımıza ceza vermişler ve onu da 10 bin liralık bir para cezasına çevirmişler. Ayıp, yazık, günah. Memlekete bu kadar hizmeti olan, gecesini gündüzüne katan eski arkadaşım, Cevheri Güven'in yeni arkadaşı Can Ataklı, of of ceza almış, hapis cezası. Ama parayla yırtmış, yırtmış da başka bir şey öğrendik. Şimdi niye bu hapis cezasını almış onu anlatacağım size. Anlatacağım ama meğer Can Ataklı sabıkalıymış arkadaşlar. Nasıl ya? Ya bırak Hadi Işık ya, ne sabıkası kardeşim? Sabıkalı olan bir adam sabahtan akşama kadar o kanal senin, bu kanal benim, yok efendim Flash TV, Korkusuz Gazetesi, YouTube kanalı her yerde olabilir mi kardeşim? Ne sabıkasıymış? Ya ben söylemiyorum. Kendisi söyledi. Kendisi bir sabıkasının olduğunu canlı yayında kendi YouTube kanalında ve Flash TV'de açıkladı. Sanığın daha önce kasıtlı suçtan, hatırlamıyorum ben bakacağım, adli sicil kaydının bulunması sebebiyle sanık hakkında falan falan kanun maddesi gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığını. Şimdi bu buralar çok canımı sıkan yer, yani ağrıma giden. Sanığın adli sicil kaydındaki sabıkası ve kişiliğiyle suçu işledikten sonra yargılanma sürecinde samimi pişmanlık göstermemesi nedeniyle tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5238 sayılı TCK'nın 51. maddesi uyarınca ertelenmesine takdiren yer olmadığına. Şimdi bu çok ağrıma gitti, biliyor musunuz? Can Ataklı da bilmiyormuş tabii sabıkalı olduğunu. O da bu evraktan öğrenmiş. Ama merak ettik. Vallahi ben çok merak ettim. Diyor ya, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Niye sabıkalıyım? Bilmiyormuş. Bakacağım dedi. Bir hafta geçti herhalde. Baktı mı? Bakacak mı? Yoksa eli mi varmıyor E-Devlet'e girmeye? Ulan ben ne yaptım? Ne suç işledim? Hakikaten ben çok merak ediyorum. Yani Can Ataklı eğer bu ifadeyi kullandı, hani benim sabıkam varmış ben bilmiyorum dedi ya, bizi aydınlatması gerekmiyor mu ya? Merak içindeyiz kardeşim. Bir haftadır merak içindeyiz. Demişti ya, oğlum sen gazetecilikte elime su dökemezsin. Öyle doğru, eline su dökemem ben. Yani onun için değerli büyüğümün nasıl bir sabıkaya sahip olduğunu öğrenmek de benim hakkım. Örnek alacağım da ne suç işledi bu adam diye. Bir de tabii bu videosunda sabıkalı olduğunu millete, ahaliye bildiriyor ama çok üzgün. Yani sabıkadan dolayı mı? Yoksa 11 ay 7 gün ceza aldığı için mi? Yoksa bu cezaya karşılık ödeyeceği mangırlar mı kendisini bu kadar üzdü bilmiyorum. Üzgünüm diyor, kahroluyorum diyor, perişanım diyor. Ya ben ne yaptım diyor. Bir öğretmenle ilgili bir şey konuşmuş. EBA TV işte o pandemi döneminde bir yayın yapmış. Efendim EBA TV'nin orada bir görüntüsü var, yayınlıyor ve diyor ki bu türbanlı öğretmeni rol model olarak niye seçtiniz? Bu bir faciadır diyor falan filan. Bu birinci sınıflar için başlamış şu anda. Arkamda gördüğünüz öğretmen de türbanlı. Anlatan da o. Bak mesela bunu yapmaları bence yanlış. Çünkü şu anda okullarda türbanlı öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış.
Yani bana bunu hele böyle özgürlük özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak değil. Var mı? Var. Maalesef var. Bana göre yanlış ama var. Ama sen işte diyorum ya, bu Milli Eğitim Bakanı'na bunun yapmaları mümkün değil kardeşim. O kafa yapamaz bunu. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Bak oradan bire yapıyorlar. Ondan sonra diyor ki bana eleştireceğim tabii kardeşim. İlkokul birinci sınıf öğrencilerin tamamına. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence facia bir şey olamaz. Burada yapmayın bari ya. Burada yapmayın ya. İşte Can Ataklı'nın bütün suçu bu. Mini minnacık bir eleştiri yapmış kendi ifadesiyle. Hakaret yok. Kin ve nefret bunun neresinde kardeşim? Sen bir türbanlı öğretmenin orada görünmesine, televizyon ekranında görünmesine bile tahammül edemiyorsun. Facia diyorsun. Ondan sonra seninle ilgili dava açılıyor. Ceza yiyorsun. Ben minnacık bir eleştiri yaptım diyorsun. Bunlar bunu alışkanlık haline getirdiler. Biliyorsunuz bunların bir de bir Sedef Kabaş'ı vardı. Hani çıktı ekrana Cumhurbaşkanı'na hakaret etti ya. Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan şöyle dönüp siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır, hadi onu söylemeyeyim, büyük baş hayvan diyeyim. Büyük baş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur denir. Yani tam tersini ifade eder. Sonra tabii gözaltına alındı, işte hapse atıldı, ceza yedi. Cezaevinde bir süre kaldıktan sonra hapis cezası yedi. O da aynı şeyi söylüyordu. Efendim ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim. Ne yaptın Sedefciğim? Minnacık bir eleştiri yaptım ya. Buna 2 yıl ceza mı verilirmiş? Bunların hepsi, bak o cepheden bahsediyor, bu mahalleden bahsediyor. İşte Osman Diyad'ın diyor ya, bu mahalle bizim mahallenin buralara sahip çıkması lazım. Evet, örnek alınması gereken bir mahalleden bahsediyor. Bunların hepsi ağız birliği etmişçesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a sahip çıktı kardeşim. Adliye önlerinde nöbet tuttular. Sedef Kabaş düşüncesinden ötürü hapse atıldı diye yaygara kopardılar. Günlerce, aylarca kıyamete kopardılar. Hakaret ediyorlar. Sonra ben eleştirdim, düşüncemi ifade ettim diyorlar. Yani 1000 defa söylüyorum, 1000000 kez daha söyleyeceğim. Dilim kuruyana kadar söyleyeceğim. Canan Kaftancıoğlu'nun duvardaki bir fotoğrafı, küfür içeren bir fotoğrafı, bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşıp ben demiyorum bilmem hangi zıkkımın dibi söylüyor, bir şey söylüyor orada. Cumhurbaşkanımızın mezarda yatan anasına bu şekilde küfretmesini düşünce özgürlüğüne bağlayanlar oldu. Ve Hüseyin Çelik denilen AK Parti'nin kurucusu, Tayyip Erdoğan'ın makamlar verdiği, Milli Eğitim Bakanı yaptı, Kültür ve Turizm Bakanı yaptı, AK Parti'nin sözcüsü yaptığı Hüseyin Çelik bile çıkıp Canan Kaftancıoğlu'nun düşüncesini ifade ettiğini söylüyor. Bunun hakaret olmadığını söyleyebilecek kadar şirazeden çıkıyor. Alışkanlık haline getirdiler. Can Ataklı da bunlardan birisi. Sen oturacaksın, meydan boşmuş gibi saldıracaksın. Diyor ki ben işte inançlı, ben orada bir şey demedim. Ya sen değil miydin, selamun aleyküm diye bir şey yok, onlar işte İsrail'in bilmem nesidir diye ben bundan hoşlanmıyorum diyen sen değil miydin? Sen her gün AK Parti iktidarını şeriatçı, dinci bilmem ne olarak yaftalayan adam değil misin? Sen her gün bizim değerlerimizle dalga geçen, hakaret eden adam sen değil misin ya? Şimdi çıkmış diyor ki ben ne hakaret ettim kardeşim? Topu topu bu kadar konuştum. A bunda da düşüncemi ifade etti. Oh ne güzel vallahi. Peki Can Efendi, madem sen düşünce özgürlüğüne bu kadar meraklıysan, benimle ilgili kaç tane dava açtığını, yürekliysen, delikanlıysan, o bulunduğun ekranda kendi kanalında açıklasana. Acaba kaç kişiye dava açtın? Öyle ya, sen yiğit gazetecisin ya. Bugüne kadar Kamal Akın oğlu olan avukatın vasıtasıyla ahaliye kaç dava açtın? Bunu açıklasana yüreği yetiyorsan. Mertsen, delikanlıysan, seni eleştirenlere kaç dava açtın ya? Kaç kişiye dava açtın?
Kaç kişiden tazminat aldın? Bunu açıkla. Açıkla da ben senin yüreğini, senin yiğitliğini, senin mertliğini, büyük gazeteci olduğunu göreyim. Hadi bakalım. Düşünce özgürlüğüymüş. Ben düşüncemi ifade ettim. Bu ülkede mahkemeleri, hakimleri, savcıları, AKP'nin savcıları, hakimleri bilmem ne çete diye yaftalayacaksınız. Sizinle ilgili bu kararlar çıktığında da efendim intikammış bilmem neymiş, böyle olmaz, böyle Türkiye kaybediyormuş. Bak Can Ataklı 11 ay 7 gün ceza almış, Türkiye kaybediyormuş. Allah Allah, Allah Allah. Adam ekranın karşısına geçiyor, bu ülkenin cumhurbaşkanına lan diye hitap ediyor. Etmedim, etmedi mi kardeşim? Bu adam çıktı ekranlarda, o CHP'nin taciz, tecavüz dönemlerinde çıktı, mağdur olan kadına yollu dedi ya. Bu adam şimdi çıkmış düşünce özgürlüğünden bahsediyor. Ekranlarda yine çıktı işte bana aptal mısın oğlum dedi. İşte Cem Uzan'la bir AK Parti'nin bilmem kimiyle arasında yapmış olduğu pazarlığı getirdi. Ben daha da açıklayayım mı dedi. Açıklarsam sen yanarsın dedi. Bana oğlum diye hitap etti. Aptal mısın oğlum, gerizekalı mısın dedi. Düşüncesini ifade etti bu şekilde. Bunlar dediğim gibi bunu alışkanlık haline getirdiler. Önce konuşuyorlar, hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar, değerlerimize saygısızlık yapıyorlar. Ondan sonra da mahkemeye yolu düştüğünde Yusuf, efendim ben düşüncemi ifade ettim. Ben merak ediyorum, bu Can Ataklı'nın nasıl bir sabıkası var? Bunun açıklamasını bekliyoruz. Şimdi dünkü videosunda dedi ki ben tatile çıkıyorum. Tatili eleştiriyor, tatile çıkıyorum diyor. Sonra da diyor ki bir müddet olmayacağım, Korkusuz Gazetesi'nde olmayacağım diyor. Acaba bu sabıkasından dolayı Korkusuz Gazetesi'nden de mi kovuldu? Den de mi diyorum, çünkü bugüne kadar kovulmadığı yer kalmadı. İşte Vatan'dan kovuldu, oradan kovuldu, buradan kovuldu. Vatan'dan kovulduktan sonra bir kez daha gitti. Zafer Mutlu'nun eline ayağını öptü. Dedik ya ben işe aldım. Rahat durmadı. Zafer Mutlu dedik ya kardeşim yeter, bıktık senden dedi. Ve aylarca yazmamasına rağmen bu adam Vatan Gazetesi'nden maaş almaya devam etti. Dürüst ve namuslu gazeteci bunlar. Şerefli gazeteciler bunlar. Bunlar bankamatik bilmem ne olunca önemli değil. Biz alalım, gerisini boş verelim. 11 ay 7 gün karşılığında 10.000 TL. Acaba Can Ataklı 10.000 TL'ye mi üzülüyor? Öyle ya, yani o parayı verecek. O parayla yırtacak. Ben kahroluyorum, ben üzülüyorum, Türkiye kaybediyor. Ya bir gidişine ya, Türkiye kaybediyormuş. La sen kaybettin, sen kaybettin. Senin gibiler kaybediyor, kaybetmeye de mahkumsunuz. Ama bilin ki meydan boş değil. Siz o ekranlarda öyle yak. İki tane gazeteci var ya hani, bizden bahsediyor, benle Süleyman Özışık'tan. İki tane gazeteci var ya, davayı yapıştırıyoruz tabii. Davayı dağıtı bakalım, bizim davalarımız var. Can Efendi, sen daha çok ağlayacaksın. Çok ağlayacaksın. Öyle ekranlarda bize ettiğin küfürler, hakaretler karşılıksız mı kalacak? Vallahi senin burnundan fitil fitil getireceğiz. Fitil fitil. O hakaretleri sana yedireceğiz. Az kaldı. Geliyor gelmekte olan cezalardan bahsediyorum. Açtığımız davalar sonuçlanmak üzere. Çünkü bize aleni bir şekilde hakaret etti bu adam. Bize ağza alınmayacak küfürler etti. Ekranlarda hem de. Şimdi çıkmış ağlıyor. Ben çok üzüldüm, kahroldum. Niye? Ben düşüncemi ifade ettim. Düşüncemden dolayı cezaya çarptırdım. Bir de bir savukan varmış, o da neymiş bilmiyorum. Ya böyle ağlarsın Can Efendi. Ağlamaya da devam edeceksin. Arkadaşlar konuşmamın başında size söyledim. Kusura bakmayın dedim. Can Ataklı ile biraz başınıza artacağım dedim. Biliyorum haz etmediğinizi. Biliyorum bu adamın adını andığımda köpürdüğünüzü, çileden çıktığınızı biliyorum ama bunu anlatmam lazım. Bu adam sabıkalı. Bu adam sabıkalı olduğunu öğrenin istedim. Bilin istedim. Herkes bilsin istedim. O yüzden Can Ataklı'yı size emanet ediyorum arkadaşlar. Aman ha. Düşünce özgürlüğü falan filan diyor da sakın ola ki siz hakaret etmeyin. Hakaret etmeyin. Sadece düşüncenizi ifade edin. Küfür, hakaret yazsak. Hadi bana eyvallah arkadaşlar.